Bütün evliya keşif ve kerametlerine isnat edip ve bütün asiye tahkikatlarına isnat ederek şehadet ettiklerine. Bu cümlede evliya ile keşif ve keramet arasında, asfiya ile de tahkikat arasında bir münasebet kuruluyor. Bu münasebeti misallerle belirtebilir misiniz? Sanır mısınız? Şimdi evliya, yani velinin çoğulu malum. Yani Allah'ın sevgili kulları demek evliya. Dolayısıyla bu kelime manası itibariyle bütün peygamberleri, bütün sahabeleri, bütün hak dostlarının içine alır. Evliya'yı da, asfiye'yi de genel bir ifadedir. Ama terim olarak yani kullanılış tarzı şöyle, sanki evliya denince keramet sahibi zatlar tarikatta, tarikat yoluyla ruhen terak etmiş, keramet Allah'ın ikramına mazhar olmuş kimseler akla geliyor. Üstad velayeti üçe ayırıyor malum. Velayeti sura diyor ki meşru velayettir. Böyle bir tabir. Sonra velayeti üstad, velayeti kübra diyor. Dolayısıyla meşru velayet tabirinden biz hareket edelim. Yani velayet denince meşhur olanı gelen aklına gelen ehli keramet insanlar. Bunlar alim olmayabilirler de olabilirler de. Yani bir köyde bir kadın hiç ilmi tahsil etmese de takva dairesinde yaşadığını, bütün günahlardan içtinab ettiğini, efendim söyleyeyim, nafile ibadetlerini artırdığını, Cenab-ı Hakk'ın lütfen mazhar olur bir velayet makamına çıkabilir. Ama kendisi bir mesele sorsanız, izahını isteseniz yapamaz. Dolayısıyla asfiya denince ilim ehli veliler akla geliyor. Onlar da evliyadırlar ama ilim ehlidirler. Tahkik etmişlerdir meseleyi. İlmen de izahını yaparlar sorduğunuz her meselenin. Diyelim bir İmam Gazali Hazretleri hem evliyadır hem asfiyadır. İmam Rabbani Hazretleri hem evliyadır hem asfiyadır. Sibel Hazretleri keza asfiyadandır. Hem de evliyadandır. Yani, dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark birinde tahkikat, ehli tahkik olmalı, ilim tahsiliyle meselenin izahını yapabilecek bir noktada bulunmaları. Diğerlerinin böyle bir mecburiyetleri, mükellefiyetleri yok sanki. Kısacası her asfiye evliyadır ama her evliya asfiye değildir, ehli tahkik değildir diye özetleyebiliriz.